Değerli izleyicilerimiz, sırada bir özel oturumumuz var. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Sayın Bahar Güçlü bizlerle olacaklar. Şimdi ben sözü Sayın Güçlü'ye veriyorum. Merhabalar. Küresel Umut Festivali kapsamında Sürdürülebilir Hikayeler Webinar serisinin sıfır atık temalı webinarında yer almaktan memnuniyet duyuyorum. Davetiniz için teşekkür ediyorum ve tüm katılımcıları da sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İklim değişikliğiyle mücadele günümüzün ve gelecek nesillerin karşı karşıya olduğu en önemli zorluklardan biri. Ve bugün geldiğimiz noktada da yapılan bilimsel çalışmalar, küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlanmasının mevcut ve gelecekteki nesiller arasında çok ciddi bir refah takası olmaması açısından bir zorunluluk olduğuna işaret ediyor. Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli geçtiğimiz ay yayınladığı raporunda yerkürenin sanayi öncesi dönemin ortalamalarına göre yaklaşık 1,1 derece ısınmış durumda olduğunu ve küresel sıcaklık artışlarının da 1,5 derece hatta 2 dereceyle bile sınırlanabilmesi için çok kapsamlı ve ciddi adımlar atılması gerektiğine dikkat çekiyor. Bu süreçte dünya sera gazı emisyonlarına katkısı azımsanmayacak olan AB'nin küresel çapta yürütülen iklim değişikliğiyle mücadele çabalarına liderlik etmeyi hedeflediğini görüyoruz. Ve bu anlamda da AB tarafından o Aralık 2019'da açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı, 2050 yılında iklim ilk kıta olma hedefine giden yolda atılması öngörülen adımlara ilişkin bir yol haritası niteliğinde. Takip eden süreçte ABD, Güney Kore, Japonya 2050 yılında ve yine dünya sera gazı emisyonlarının %28'inden sorumlu olan Çin ise 2060 yılında net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşma hedefini ortaya koydu. Tabii ABD'nin bu alandaki politika değişikliğiyle beraber iklim değişikliği ekseninde şekillendirilecek bir dünya ekonomisi ve ticaret düzeni için de transatlantik işbirliği beklentileri de güçlendiğini gördük. Bu süreçte iklim değişikliğiyle mücadele aynı zamanda uluslararası şirketlerin de vizyonlarının önemli bir parçası haline geldi. Bu anlamda artan sayıda uluslararası şirketin de değer zincirlerinin karbondan arındırılmasına ilişkin taahhütler veriyor olması da tabii dikkat çekici. Bu gelişmeler dünyada bir yandan iklim değişikliğiyle mücadelenin artan önemine işaret ederken bir yandan da aslında yeşil dönüşümün artık uluslararası ticaret ve ekonomi politikalarının da ayrılmaz bir parçası haline geldiğini gösteriyor. Ülkemiz açısından sahip olduğumuz yakın ticari ve ekonomik bütünleşme dolayısıyla özellikle AB tarafından açıklanan adımların ülkemizde geniş bir yankı uyandırdığını söyleyebiliriz. Nitekim Yeşil Mutabakat'la Avrupa Birliği sanayiden finansmana, enerjiden ulaştırmaya uzanan geniş bir yelpazede AB politikalarında kapsamlı değişiklikler gerçekleştirmeyi hedeflediğini açıkladı. Ve Yeşil Mutabakat'ın açıklandığı günden bu yana AB'nin yükselen iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerini yakalamak için politikalarını da iklim değişikliği ekseninde yeniden şekillendirmeye başladığını da görüyoruz. Bu kapsamda 2030'un sonuna dek AB'nin sera gazı emisyonunu 1990'lı yıllara göre %55 azaltma hedefini yakalayabilmesi için Avrupa Komisyonu son olarak 14 Temmuz 2021 tarihinde iklim, enerji, arazi kullanımı, ulaşım ve vergilendirme gibi bir dizi politika alanında ki yasal düzenlemelerini içeren Fit for 55 isimli yasa paketi taslağını yayınladı. Anılan paket kapsamında açıklandığı günden beri ihracatçılarımız açısından en fazla yankı uyandıran hususlardan bir tanesi olan sınırda karbon düzenleme mekanizması taslağı da açıklandı. Paket kapsamında komisyonun aslında AB'nin karbon fiyatlandırma mekanizması olan emisyon ticaret sistemini sıkılaştırıp kapsamını genişletmeyi bir yandan önerirken, diğer yandan artık ithalatta da karbon fiyatlandırması yapılmasını sağlayacak bir sistemi hayata geçirmeyi önerdiğini görüyoruz. Taslakta baktığımızda düzenleme kapsamına alınması öngörülen sektörler ilk aşamada çelik, alüminyum, çimento, gübre ve elektrik. 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle
uygulamaya başlanması öngörülüyor ve burada 3 yıllık bir geçiş sürecinde raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve ilk aşamada mekanizmanın finansal bir yük getirilmemesi öngörülüyor. Mekanizmanın tüm unsurlarıyla 2026 yılında hayata geçmesiyle beraber ise AB'nin mevcut emisyon ticaret sistemine paralel olarak ithalatta karbon maliyetinin tahsil edilmesini hedeflediğini görüyoruz. Uygulama kapsamına alınması önerilen sektörler ve ürünler itibariyle Avrupa AB27'ye ihracatımıza bakacak olursak 2020 yılında yaklaşık 4.8 milyar dolarlık bir ihracatımız mevcut. Ve bu dünyaya ihracatımızın da bu ürünlerde yaklaşık %32'sini oluşturuyor. Açıklanan taslakta önümüzdeki dönemde uygulamanın sektörel kapsamının genişletilmesinin de değerlendirilebileceği, aynı zamanda ilk aşamada sadece üretim esnasında açığa çıkan sera gaz emisyonları, yani kapsam 1 dikkate alınırken burada kullanılan elektrik girdisinin, yani kapsam 2 emisyonlarının da dikkatine alınmasını sağlayacak yöntemler üzerinde çalışılması hedeflerinin de dahil edildiği görülüyor. Tabii bir ülkemizin ihracatını etkileyecek olan tek unsur sınırda karbon mekanizması değil aslında. Yeşil mutabakat kapsamına baktığımızda yeşil mutabakatın hemen akabinde açıklanmış olan sanayi stratejisi, döngüsel ekonomi eylem planı ve bunun yanı sıra önümüzdeki dönemde açıklanması beklenen sektörel stratejilerle Avrupa Birliği'nin kapsamlı mevzuat değişikliklerini de hayata geçirmesi bekleniyor. Bu değişikliklerle AB, al, kullan, at olarak tanımlanan bir doğrusal ekonomi modelinden artık ürünlerin dayanıklılığının artırıldığı, geri dönüşümünün sağlandığı, atıkların asgari seviyeye indirildiği döngüsel ekonomi modeline geçişi desteklemeyi hedefliyor. Bu noktada da önümüzdeki dönemde sürdürülebilir ürünler ve ürünlere yönelik sürdürülebilirlik ilkelerinin hayatımızda daha geniş bir yer bulmasını bekleyebiliriz. Nitekim bu yıl sonunda Avrupa Birliği sürdürülebilir ürün politikası önerisini açıklamayı hedefliyor. Ve bu kapsamda da ihracatımızda önemli yeri olan tekstil sektörünün yanı sıra elektronik ürünler, mobilya, plastik, bataryalar, gıda, ambalaj ve yapı malzemeleri gibi sektörleri hedef almayı öngörüyor. Buradaki amaç AB piyasasına arz edilecek ürünlerin tasarımı yoluyla çevresel ayak izinin azaltılması ve döngüselliğin geliştirilmesi. Bunu sağlamak için de geri dönüştürülmüş içerik kullanımı, zararlı kimyasalların sınırlandırılması, döngüsellik etiketleri, tüketicilerin çevresel ayak izi hakkında bilgilendirilmesine yönelik dijital pasaport gibi uygulamalar üzerinde çalışmalar yürütülüyor. AB tarafından ürünlere yönelik olarak getirilmesi hedeflenen bu yeni çevresel kriterler aslında hem AB'ye ihracatımızda karşılanması gereken yeni standartlar hem de gümrük birliğinde malların serbest dolaşımına imkan veren teknik mevzuat uyumunun sürdürülmesi açısından da ülkemizin uyum sağlanması gereken alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Tabii AB tarafından atılan bu ve bunun yanı sıra birçok alandaki tüm adımların sürdürülebilir ürün üretim, sürdürülebilir tüketim ve bununla beraber sürdürülebilir yatırımlar, finans, yani sürdürülebilir bir yaşam ekseninde toplanan yeni bir ekonomik büyüme modelini yaratmayı hedeflediğini görüyoruz. Ve AB politikalarında öngörülen bu kapsamlı değişikliklere ülkemizce uyum sağlanması, sadece AB ile sağladığımız ticari bütünleşmenin korunması açısından değil, bunun yanı sıra dünya ekonomisi ve ticaretinde de uzun soluklu bu dönüşüme ayak uydurulması bakımından önem taşıyor. Ve bu nedenle de Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın açıklanmasının hemen ardından Ticaret Bakanlığı olarak Sayın Bakan Yardımcımızın başkanlığında ilgili tüm kurumların katılımıyla Yeşil Mutabakat'ın ülkemiz üzerindeki etkilerini ele almak ve yine bu kapsamda atılabilecek adımları değerlendirmek üzere bir çalışma grubu tesis ettik. Çalışma grubunda kamu kurumları arasında yürütülen üst düzey ve teknik düzeydeki çalışmaların yanı sıra özel sektörle yapılan kapsamlı istişarelerin neticesinde ülkemizin yeşil mutabakata adaptasyonu sağlayacak bir yol haritası
oluşturulması hedeflendi ve ilgili tüm kurumlarımızın değerli katkılarıyla da hazırlanan eylem planına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 16 Temmuz 2021 tarihli resmi gazetede yayınlandı. Bakanlığımızda en üst düzeyde sahiplenilen eylem planıyla Türkiye'nin sürdürülebilir ve kaynak etkin bir ekonomiye geçişine katkı sağlanmasını teminen 9 ana başlık altında belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlayacak bu amaçla hayata geçirilecek eylemlere yer verildi. Ve bunlar arasında da aslında önemli ve belki de en kapsamlı başlıklardan bir tanesini döngüsel ekonominin oluşturduğunu söyleyebiliriz. Çünkü döngüsel ekonomi az önce bahsettiğimiz AB'nin düzenlemelerine ve dünyada yaşanan dönüşüme ayak uydurabilmek için öncelikli alanlardan birini teşkil ediyor. Döngüselliğin geliştirilmesi birçok sektörde hem sera gazı emisyonlarının hem çevresel ayak izinin azaltılması bakımından kritik bir role sahip. Bu nedenle de döngüsel ekonomi ve sıfır atık anlamında ülkemizde yürütülen ve yürütülecek çalışmalar atıkların geri dönüşümünün sağlandığı, dolayısıyla ekonomik bir değer kazandığı, bu sayede hem atıkların asgari seviyede tutulduğu hem de kaynakları üzerindeki baskının azaltılarak kaynak etkinliğinin sağlandığı bir ekonomiye geçişi desteklemek için hayati önem taşıyor. Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamına baktığımızda da yeşil ve döngüsel ekonomi başlığında hayata geçirilecek eylemler arasında Ulusal Döngüsel Ekonomi Eylem Planı'nın, Ulusal Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Eylem Planı'nın hazırlanmasını yer aldığını görüyoruz. Yine endüstriyel simbiyozun geliştirilmesi için bir fırsat teşkil eden yeşil OSB'lerin hayata geçirilmesi hedefi mevcut. Bu dönüşümde önemli rol oynayan teknolojik altyapıyı güçlendirmek amacıyla ARGE çalışmalarının desteklenmesine yönelik eylemler gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Burada tabii ülkemizdeki düzenleyici çerçevenin güçlendirilmesi ki bu kimyasallar, sürdürülebilir ürünler, temiz üretim kapsamındaki mevzuatlar bağlamında yine önemli hedefler arasında. Tarımda da yine su ve gıda atığı başta olmak üzere döngüselliğin geliştirilmesine yönelik kapsamlı eylemlere yer verilmiş durumda. Burada yeşil dönüşüm için yine kritik önem taşıyan finansman konusunda da ülkemizde atılacak adımları desteklemek üzere ulusal teşvik sisteminin gözden geçirilmesi, ülkemizin uluslararası finansmana erişimin imkanlarının artırılması, ülkemizde yeşil finansmanın gelişimini sağlayacak ekosistemin geliştirilmesi gibi eylemlerin ülkemizin tüm ilgili kurumlarınca hayata geçirilmesi hedefleniyor. Yeşil dönüşüm tabii çok önemli. Yine bu hafta başında açıklanan yeni orta vadeli programın da öncelikli alanlarından bir tanesini teşkil ediyor. Bu kapsamda yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomiye geçişi destekleyecek yeni yaklaşımların hayata geçirileceği ve başta geri dönüşüm teknolojileri olmak üzere verimliliği artıran ve sera gazı emisyon artışını sınırlamayı hedefleyen yatırımların destekleneceği, yine sıfır atık uygulamalarının hane halkını da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacağına ilişkin politika ve tedbirler yer alıyor. Ben sözlerimi tamamlarken son olarak ülkemizde bu alanda yürütülen ve önümüzdeki dönemde yürütülecek çalışmaların bir yandan ülkemizin sürdürülebilir ve kaynak etkin bir ekonomiye geçişi için, diğer yandan dünyada tabii yaşanan bu dönüşüme ayak uydurmak, ihracatımızdaki rekabetçiliği ve küresel değer zincirlerindeki konumumuzu korumak bakımından taşıdığı önemi vurgulamak istiyorum. Ve bu alanda hem farkındalığı geliştirmek hem de iyi uygulama örneklerini ortaya koymak, bu alandaki uygulamaları da ileri taşımak üzere gerçekleştirilen bu etkinlik için de sizlere teşekkür etmek istiyorum.